Rus romancı Fyodor Dostoyevski'nin 1864 yılında yazdığı Yeraltından Notlar, varoluşçuluğun ilk eserlerinden biri olarak kabul edilir ve özgürlüğün, sorumluluğun ve bireyselliğin önemine vurgu yapar. Bu, Rus nihilist hareketinin olağanüstü bir edebiyat eseri, toplumsal eleştirisi ve hicivinin yanı sıra insanın doğasına dair derin psikolojik içgörüler içeren bir romandır. Nietzsche'nin şunu yazmış olması şaşırtıcı değildir. Dostoyevski, kendisinden ilham aldığım tek psikolog. Öğrenecek bir şeyim var. O, hayatımdaki en güzel şanslar arasında yer alıyor. Dostoyevski'nin Rus nihilist hareketine yönelik en sürekli ve coşkulu saldırısı, karakterlerinin en karanlık ve en az sempatik olanlarından biri tarafından seslendiriliyor. Yeraltı adamı olarak bilinen isimsiz anlatıcı ve kahraman, sonuç olarak içinde bulunduğu mutsuz ikilemleri açığa çıkarıyor. Yeraltından Notlar, insanları 1860'larda zemin kazanmaya başlayan çeşitli fikirler konusunda uyarmaya çalışıyor. Ahlaki ve politik nihilizm, rasyonel egoizm, determinizm, faydacılık, ütopyacılık, ateizm ve komünizmin ne olacağı. Göreceğimiz gibi romanda bu temaların çoğuna değiniliyor. Ancak Yeraltından Notlara geçmeden önce, Dostoyevski'nin uyarısını daha iyi anlayabilmek için yazıldığı tarihsel bağlamı gözlemlemeliyiz. 1862'de Ivan Turgenev, yüzyılın en çok beğenilen Rus romanlarından biri olan Babalar ve Oğulları yayımladı. Burada karakterler, Rus gençliği arasında popüler hale gelen nihilizm adı verilen tuhaf yeni bir felsefeden bahsediyordu. Daha önce ahlaki ve politik nihilizme dönüşen şüphecilikle eş anlamlıydı. Nihilist, herhangi bir otoritenin önünde boyun eğmeyen, bu ilkeye ne kadar saygı duyulursa bağlansın, inançla ilgili hiçbir ilkeyi benimsemeyen kişidir. Nihilist karakterler, kendilerini her şeyi inkar eden, önceden var olan tüm ideallerin inkarını temsil eden kişiler olarak tanımladılar. Rasyonel egoizm, Rus nihilist hareketinin baskın sosyal felsefesi olarak ortaya çıktı. Yalnızca, kendi kişisel çıkarımızı en üst düzeye çıkarırsak, rasyonel olacağımızı öne sürdü ve tüm bireylerin refahı veya mutluluğu gibi faydayı en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan faydacılıkla benzerlikler paylaştı. Faydacılığın kurucusu Jeremy Bentham, insan davranışını yalnızca rasyonellik yoluyla tahmin etmek amacıyla, herhangi bir eylemin yol açacağı zevk ve acı miktarını ölçmek için, hedonik hesap adı verilen mutluluğu hesaplamak için matematiksel bir formül buldu. Dostoyevski, rasyonel egoizmin yükselişini gerçek bir tehlike olarak gördü. Çünkü bu, benliği yüceltmek kolay etkilenen gençlerin zihinlerini sağlam değerlerden uzaklaştırabilir ve onları gerçek, ahlaksız, yıkıcı bir egoizme doğru itebilirdi. Şu cümle bu zihniyeti çok iyi yansıtıyor. Dünyanın canı cehenneme diyorum ama çayımı her zaman içmeliyim. Avrupa'yı dolaştıktan sonra Dostoyevski, Batı kültüründe hakim olan şeyin şu olduğunu yazdı. Bireysellik ilkesi, izolasyon ilkesi, yoğun kendini koruma, kişisel egoizm, kişinin kendi benliği açısından kendini tanımlaması, tüm doğaya ve diğer tüm insanlara karşı özerk, bağımsız bir ilke olarak kendisi dışında var olan her şeye tamamen eşit ve eşit değerde olan ben. Buna karşılık Dostoyevski, doğanın değerini vurgulayarak toprağa dönüş çağrısında bulunur. Aile, din, kişisel sorumluluk ve kardeşlik sevgisi. Her bireyin kendini bir parçası olarak hissettiği ve kendini diğeri için feda etmeye hazır olduğu herhangi bir kişisel çıkar hesabından kaynaklanamayan bu bilinçli fedakarlığı savunur. Yeraltı adamı, bencil bireyciliğin etkisi altındadır ve kendisini bencil olmayan ahlaki duygulara sahip olma kapasitesini kaybetmiş, eğitimli bir insan, modern bir entelektüel olarak görür ve romanının başlığına eklenen dipnotta şöyle yazar. Bu notlarda bunların yazarı da elbette ki hayal ürünüdür. Bununla birlikte, eğer toplumumuzun oluşumuna yol açan koşulları dikkate alırsak, bu tür anıların yazarı gibi kişiler, toplumumuzda sadece var olmakla kalmaz, aynı zamanda var olmalıdır da. Yeraltından Notlar, Rus radikallerin sözcüsü Nikolay Çernişevski'nin Ne Yapmalı adlı romanına yanıt olarak yazıldı. Romanda Rousseau'nun, insanın kusurlarına rağmen doğuştan iyi ve akla yatkın olduğu, ancak bir şekilde toplum tarafından yozlaştırıldığı fikrini paylaşıyor. Öyle ki, gerçek ilgi alanları konusunda aydınlandıktan sonra akıl ve bilim onun mükemmel bir toplum inşa etmesini sağlayacaktır. Yani
Tamamen rasyonel kişisel çıkar hesaplamaları üzerine kurulmuş bir toplum, kötülük yapma olasılığını tamamen kaybedecektir. Dolayısıyla rasyonel egoizm, ütopik bir toplumun gelişiminin temelidir. Onların hayali, öngörülebilir şekilde hareket eden insanlar için iyi düzenlenmiş bir toplum inşa etmektir. Bu ütopya, insanlığın en büyük başarısını temsil eden, tüm sorunların çözüleceği kristal saray ile simgeleniyor. Çernişevski, eğer hepimiz radikal sosyalist yolu izlersek, toplumu bir kristal saraya dönüştürebileceğimizi yazıyor. Ayrıca Dostoyevski'nin yeraltı adamı ile zekice eleştirdiği mutlak determinizme ya da özgür irade eksikliğine olan inancı da öne sürdü. Çernişevski'nin romanında karakterlerden biri rasyonel egoizmin büyüklüğünden bahsederken retorik bir şekilde şunu sorar. Bunu yeraltı deliğinde duydun mu? Bir yıl sonra Dostoyevski yeraltından notları yayınladı. Dostoyevski, insanın doğuştan mantıksız, kaprisli ve yıkıcı olduğuna ve dürtülerinin kaosuna hakim olmasına mantık değil, yalnızca İsa'ya olan inancın ona yardım edebileceğine inanıyordu. Ateizm yükselişteydi ve Dostoyevski bunu toplum için bir felaket olarak gördü ve İsa'ya inanmanın gerekliliğini vurguladı. Ölümünden sonra bizi uyardığı şey, totaliter devletin yükselişini öngören bir gerçeklik haline geldi ve bunu, kendi döneminde yaygınlaşan siyasi ve ahlaki nihilizmin yıkıcı sonuçlarının bir alegorisi olan Şeytanlar romanında da ele alıyor. Marx'ın ideolojisi, yerini Lenin ve Stalin tarafından uygulanan komünizme bıraktı ve insanları, Tanrı olmadan mükemmel bir toplum yaratmanın mümkün olduğuna, her şeyin herkese bol ve eşit şekilde sağlandığı, acının kalıcı olarak ortadan kaldırıldığı bir altın çağ yaratmanın mümkün olduğuna inandırdı. Totaliter devletler kendi ideolojileri adına cinayeti meşrulaştırdılar ve 20. yüzyılda kan dökülmesine yol açtılar. Maalesef hatalarımızdan ders alamadık. Hegel'in yazdığı gibi, tarihten öğrenmediğimizi tarihten öğreniriz. Bugün Batı'da insanlığa karşı işlenen suçların çoğu zaman cazip ilerleme kisvesi altında gizlendiği ve yeniden bir ütopya yaratmaya çalıştığı kitlesel bir çılgınlıkla boğuşuyoruz. Yeraltı adamı, yer altında yaşayan, sert, yalnız ve kendinden nefret eden 40 yaşındaki emekli bir devlet memurunun tam bir anti kahramanıdır. Veya orijinal Rusça metinde olduğu gibi, bir insanın sığabileceği kadar büyük olmayan, böceklerin ve kemirgenlerin dolaştığı bir tür gezinme alanı. Bu onun kendisine neden fare dediğini açıklıyor. Yıllardır burada kalıyor, yerin altındaki bir çatlaktan insanları dinliyor, yer altından bu notları yazıyor. Ancak yeraltı, onun topluma karşı derin yabancılaşmasını temsil eden bir metafor olarak görülebilir. Yer altında kilitli yaşıyor ve bunlar onun itirafları. Ben hasta bir adamım, ben kinci bir adamım, ben çekici olmayan bir adamım. Karaciğerimin hasta olduğunu düşünüyorum. Hayır, inadına doktora gitmeyi reddediyorum. Muhtemelen anlamayacaksınız. Karaciğerim kötü, bırak daha da kötüleşsin. Yeraltı adamının tuhaf davranışları ve psikolojik sıkıntılarıyla daha en başından tanışıyoruz. Kendini hasta, sonra kinci, sonra itici olarak adlandırıyor ve en sonunda karaciğerinde sorun olduğunu söylüyor. Hayali izleyicisini memnun etmek için sürekli kendini gözden geçiriyor, ancak kendisini doğru şekilde karakterize edemiyor. Ancak rasyonel egoizmin dikte ettiği şekilde kendi çıkarlarını desteklemek için hareket etmediğini görebiliriz. Şöyle yazıyor. Gerçekte hiçbir zaman kinci olamadım. Kendimde her an bunun tam tersi olan pek çok unsurun bilincindeydim. Tüm hayatım boyunca içimde kaynadıklarını ve benden bir dışarı çıkış yolu istediklerini biliyordum. Ama onlara izin vermeyecektim. Bilerek gelmelerine izin vermeyecektim. Utanıncaya kadar bana eziyet ettiler. Beni kasılmalara sürüklediler. Ve sonunda beni nasıl da hasta ettiler. Kendi karakterini arama arayışı, kim olduğunu bilmediği için kendini bulma arayışı. Ancak bu onun normal durumu olduğunu ve bundan kaçmanın bir yolu olmadığını biliyor. Edebiyat dünyasında gerçeklikten kopmaya çalışan, zamanının çoğunu okuyarak geçiren ve gerçek dünyayla karşılaştığında tam bir hayal kırıklığı yaşayan sanatçı şöyle diyor. Kitaptan okuyormuşum gibi konuşamıyordum. Diğer zamanlarda insan ruhuna dair inanılmaz net içgörüler veriyor. Her insanın herkese anlatmadığı, sadece arkadaşlarına anlattığı anıları vardır.
Onun aklında, arkadaşlarına bile açıklayamayacağı başka konular vardır. Ama yalnızca kendine ve bunu da gizlice. Ama bir insanın kendine bile söylemekten korktuğu başka şeyler de vardır. Ve her dürüst adamın zihninde bu türden pek çok şey saklıdır. Dostoyevski iki tür insan arasında ayrım yapar. Eylem adamı ve keskin bilinci olan adam. Yeraltı adamı, hayatı düşünceleri üzerinde çok fazla düşünmeden yaşayan eylem adamını son derece kıskanır. Yeraltı adamı düşünceleriyle felç olurken, Dostoyevski bize bu yasaları sorgulamadan gerçek olarak kabul etmek zorunda olan taş duvara benzetme yapıyor. Çarpı 2 4 eder ve aksini söyleyen aptaldır. Bu, kişinin özgür iradesine bir engel teşkil eder. İntikamla karşı karşıya kalan eylem adamı, öfkeli bir boğa gibi adalet arar. Taş duvara rastladığında gerçekten şaşırır ve konuşamaz. Duvar bir kaçış değildir, yalnızca eylemini imkansız kılan şeydir. Yeraltı adamı ise her türlü yolu bulmaya çalışır. Yenilgiyi kabul edip geri dönmek yerine, yaptıklarının boşuna olduğunu bilerek kafasını duvara vurur. Eğer gerçekten onu yıkacak gücüm yoksa, elbette kafamı vurarak duvarı kıramam ama sırf taş bir duvar olduğu ve benim gücüm olmadığı için onunla da uzlaşmayacağım. Sanki böyle bir duvar gerçekten bir teselliymiş gibi. Her hareket yetersiz kalır ve felç olur ya da Dostoyevski'nin deyimiyle kendini bir atalet durumuna sıkışmış, sadece düşünebilen ama harekete geçemeyen bir halde bulur. O, en büyük rahatsızlıktan, bilinçten muzdariptir. Çok düşünmek bir hastalıktır. Sonuç, entelektüelin hiçbir şey yapamaması ve dolayısıyla karaktersiz olmasıdır. Şöyle yazıyor: "Nasıl herhangi bir şey olacağımı bilmiyordum. Ne kinci, ne nazik, ne serseri, ne dürüst bir adam, ne bir kahraman, ne bir böcek. Şimdi hayatımı köşemde geçiriyorum. Zeki bir adamın ciddi bir şey olamayacağı ve sadece aptalların bir şey olabileceği şeklindeki kinci ve işe yaramaz teselliyle kendimle alay ediyorum. Kusurlarının farkındadır. Eylem adamı ise aptallığıyla yetinir ve kendisinin büyük olduğuna inanır. Yeraltı adamı, tanıştığı tüm insanlardan daha akıllı olduğu için teselli buluyor. Ama sosyal olarak hepsi ondan çok daha üstün. Kibri onu kendi entelektüel üstünlüğüne ikna eder ve herkesi küçümser. Ama onlar kendi üstünlüğünü kabul etmeden rahat edemeyeceğini anladığında, ilgisizliklerinden dolayı başkalarından nefret eder ve kendi aşağılayıcı bağımlılığından dolayı kendinden nefret etmeye başlar. Yeraltı adamı, kendisini bir test tüpünden doğmuş bir ürün olarak görürken, eylem adamını gerçek normal insan olarak görüyor. Kendine fare diyor ama kimse ona öyle olduğunu söylemese de, sanki kendi iç düşüncelerinden bir cehennem yaratmış gibi. Şanssız fare, çevresinde şüpheler, duygular şeklinde başka pek çok pislik yaratmayı başarıyor. Ve doğrudan eylem adamlarının ona tükürdüğü küçümseme. Tabii ki geriye kalan tek şey, tüm bunları bir pençe hareketiyle ve kendisinin bile içinde olmadığı varsayılan bir küçümseme gülümsemesiyle bir kenara bırakmaktır. İnanın, alçakça fare deliğine sürün. Orada, iğrenç, pis kokulu yeraltı evinde, hakarete uğrayan, ezilen ve alay edilen faremiz, anında soğuğa, habis ve her şeyden önemlisi sonsuz kine kapılır. 40 yıl boyunca, yarasını en küçük, en rezil ayrıntısına kadar hatırlayacak ve her seferinde, kendi hayal gücüyle kendisine kinle alay eden, kendine eziyet eden, daha da alçakça ayrıntılar ekleyecektir. Yeraltı adamı aslında kiniyle kendini diri diri gömüyor ama bir durum var. Bu çaresizlik, tatminsizlik ve umutsuzluk durumunun tam da keyif aldığı yer olduğunu söylüyor. Ancak insanların büyük ihtimalle bundan hiçbir şey anlamayacağını da belirtiyor. İnsanın bilinçle lanetlendiğini ama aynı zamanda özgür iradeye ve bireyselliğe izin veren şeyin de bu olduğunu düşünüyor. Bilinç varsa insan acı çekmelidir ama bilinç olmadan insan asla özgür olamaz. Determinizmin açık bir eleştirisi. Ne olduysa, yoğunlaştırılmış bilincin normal ve temel yasalarına uygun olarak ve bu yasaların doğrudan sonucu olan bir tür ataletle gerçekleşti ve bu nedenle kendinizi değiştirememekle kalmadınız. Aynı zamanda herhangi bir değişiklik girişiminde de bulunmadınız. Yeraltı adamı acı çekmekten mantıksız bir zevk alır. Hatta acı veren diş ağrısından bile etrafındaki diğer insanlara acı çektirmek için kötü niyetli bir şekilde inlemesine neden olur ve ona zevk verir. O sadece bir sadist değil, aynı zamanda
mazoşizmini de itiraf ediyor. Petersburg'un en kötü gecelerinden birinde eve döndüğümde, bir kez daha orada olduğumu yoğun bir şekilde fark ettiğimde, bir tür gizli, anormal, aşağılık bir zevk hissettim. O gün, alçakça bir davranıştan suçluydum. Ve içten içe, gizlice dırdır etmeye, kendimi endişelendirmeye, kendimi suçlamaya devam ediyordum. Ta ki sonunda hissettiğim acı bir tür utanç verici, kahrolası tatlılığa ve sonunda gerçekten olumlu bir şeye dönüşene kadar. Zevk. Evet, zevkle. Zevk duygusu oradaydı çünkü kendi aşağılanmamın bu kadar yoğun bir şekilde farkındaydım. Faaliyetinin özü, can sıkıntısından mustarip olmanın sonucudur ve artan bilinçle düşünmeyi bırakamaz. Kendim için maceralar icat ettim ve en azından bir şekilde yaşayabilmek için bir hayat kurdum. Kaç kez başıma geldi bu? Mesela sırf bilerek, hiç uğruna gücenmek. Ve insan elbette hiçbir şeye gücenmediğini bilir. Bunu takıyorsun ama yine de sonunda gerçekten gücenme noktasına geliyorsun. Yeraltı adamı rasyonel egoizmin ilkelerine bağlı kalırken, aynı zamanda romanın tamamı boyunca onun karşıtıdır. Onun çatışması, insan doğası ile doğa kanunları arasındaki çatışmadan kaynaklanmaktadır. Mantığı ona, daha iyiye doğru değiştirmek için gerçekten yapabileceği hiçbir şey olmadığı konusunda güvence verirken, bilincini determinizme bırakmayı reddediyor. Bireyselliğini korumak ve yaşamın rahat öngörülebilirliğine karşı çıkmak istiyor. Gerçek çıkarlarını bilinçli olarak tam olarak anlayan insanların bunları arka planda bırakıp, tehlike ve tehlikeyle yüzleşmek için başka bir yola koştuklarına tanıklık eden milyonlarca gerçekliğine yapmalı. Peki ya eğer? Öyle olur ki, bazen bir insanın avantajı, belirli durumlarda kendisine zararlı olan ve avantajlı olmayan şeyleri arzulamasında sadece olmayabilir, hatta olması da gerekir. Yeraltı adamı, insanın hiçbir şekilde rasyonel bir hayvan olmadığını ve sadece varlığını geçerli kılmak ve bireyselliğini teyit etmek için her zaman ütopya fikrine isyan edeceğini, kendi çıkarlarına aykırı hareket edeceğini yazıyor. İnsan korkunç derecede nankördür. Aslında insanın en iyi tanımının nankör iki ayaklı olduğunu yazıyor. Ancak bu onun en büyük kusuru değil. En büyük kusuru, ahlaki düzenden sürekli sapmasıdır. Bunu görebilmek için insanlık tarihine şöyle bir bakmak yeterlidir. Şöyle yazıyor. Dünya tarihi hakkında her şey söylenebilir. En düzensiz hayal gücüne bile gelebilecek her şey. İnsanın söyleyemediği tek şey bunun mantıklı olduğudur. Yeraltı adamı, insanın sırf bağımsız olmak ve kendisi için seçim yapmak için tüm avantajlarından vazgeçebileceğini ve onun neyi seçeceğini yalnızca şeytanın bildiğini söylüyor. İnsan, sırf kendisi için arzulama hakkına sahip olmak için kendisine zarar veren, aptalca, çok aptalca olanı bile arzulayabilir. Bu kaprisimiz gerçekte, bizim için dünyadaki her şeyden daha avantajlı olabilir. Bunu bizim için en avantajlı avantajımız yani, hiçbir sisteme uymayan, olarak adlandırıyor. Ve hatta bizim için en değerli ve en önemli olanı, yani kişiliğimizi korumak için mutluluktan, sağlıktan, refahtan ve güvenlikten fedakarlık edilen bir avantajdır. Bireyselliğimiz. Şöyle yazıyor. Hiçbir şey yokken, genel refahın ortasında, asil, daha doğrusu gerici ve alaycı bir yüze sahip bir beyefendi ayağa kalkacak ve kollarını iki yana açarak hepimize şunu söyleyecekti. Beyefendi, hadi dedim. Sırf bu logaritmaları şeytana göndermek ve bir kez daha kendi tatlı, aptal irademizle yaşamamızı sağlamak için tüm gösteriyi bir kenara bırakıp rasyonalizmi rüzgara dağıtsak daha iyi olur. Yeraltı adamı başlı başına aklı eleştirmiyor. Daha ziyade kişinin dürtülerini ve arzularını tatmin etmeyen, akıldan çok daha geniş ve insanlık durumuna çok daha yakın bir alan oluşturan, tamamen tek taraflı rasyonalist bir dünya görüşünü eleştiriyor. İnsan, her zaman ve her şekilde, aklının ve çıkarlarının kendisine söylediği şekilde değil, içinden geldiği şekilde hareket etmeyi tercih eder. İnsanın üzerine tüm dünyevi nimetleri yağdırın, onu mutluluk denizinde boğun ki yüzeyde mutluluk kabarcıklarından başka bir şey görünmesin. Ona ekonomik refah verin ki uyumaktan, kek yemekten ve meşgul olmaktan başka yapacak hiçbir şeyi kalmasın. Kendi türünün devamı için ve hatta sırf nankörlüğünden, sırf kininden dolayı insan sana kötü bir oyun oynar. Sırf kendine, sanki bu çok gerekliymiş gibi, erkeklerin anahtar değil de insan olduğunu kanıtlamak için.
doğa kanunlarının o kadar bütünüyle kontrol etmekle tehdit ettiği bir piyanonun, ki yakında insan takvimden başka hiçbir şeyi arzulayamaz hale gelecek. Dostoyevski, daha fazla rasyonelliğin daha fazla insani ilerlemeye ve mutluluğa yol açacağı fikrine karşı çıkıyor. Bu, insanı toplumun çıkarlarıyla aynı hizaya getirmek için takip edilmesi gereken matematiksel bir formül olarak görme girişimidir. İnsan bir piyano tuşu değildir. Sorunlarının tüm cevaplarını bulmak için doğa yasalarını keşfetmeniz yeterli. Her şeyin çok açık bir şekilde hesaplanıp açıklanacağı, seçimlerin ortadan kalkacağı ve insanın akla aykırı davranacağı bir dünya. Özgür iradesini 2 kere 2'nin 5'e eşit olduğunu kanıtlamak için ve eğer çareyi bulamazsa, bunun da hesaplanıp tablolaştırılabileceğini söylerse, her türlü yıkımı, kaosu ve acıyı planlayacaktır. Öyle ki, her şeyi önceden hesaplamak bile her şeyi durduracak ve akıl kendini yeniden öne çıkaracak. O zaman insan, akıldan kurtulmak ve amacına ulaşmak için bilinçli olarak delirecek ve Dostoyevski bu deliliği mahkum arkadaşlarında ilk elden gözlemleyecekti. Sibirya'daki bir çalışma kampına gönderildiğinde bir mahkumun ani şiddetli patlamasını şöyle anlatıyor. Sadece kendini ifade etmeye yönelik keskin histerik arzu, kendisine yönelik bilinçsiz özlem, kendini öne çıkarma, ezilmiş kişiliğini öne çıkarma arzusu, birdenbire onu ele geçiren ve öfkenin, kinin, zihinsel sapkınlığın, nöbetlerin ve sinir kasılmalarının doruğuna ulaşan bir arzu. Rasyonel egoistler, insan eyleminin kökten öngörülemez olduğunu ve programlarının başarısızlığa mahkum olduğunu kabul etmek zorunda kalacaklardır. İnsan yol yapmayı ve yaratmayı sever, bu tartışma götürmez bir gerçektir. Peki neden yıkıma karşı bu kadar tutkulu bir sevgisi var? Kaos da mı? Kaosu ve yıkımı sevmiyor olabilir mi? İçgüdüsel olarak amacına ulaşmaktan, inşa ettiği yapıyı tamamlamaktan korktuğu için mi? Kim bilir, belki de o yapıyı sadece uzaktan seviyor ve yanındadır. Ona uzaktan aşık olmak yok. Belki de sadece inşa etmeyi seviyor ve içinde yaşamak istemiyor. Aslında insan komik bir yaratıktır. Sanki her şeyde bir tür şaka vardır. Tüm çabaların, mücadelelerin ve iç çatışmaların sona ereceği tarihin kelimenin tam anlamıyla sonuna ulaşmak için Kristal Saray'a şöyle yazıyor. Kristal Saray'ı, kişinin dilini dışarı çıkarmasına izin verilmemesi nedeniyle reddettim. Dostoyevski, insanın asla acıya, yıkıma ve kaosa teslim olmayacağını, bazen bir şeyleri parçalamanın da çok keyifli olduğunu söylüyor. İnsan bazen acıya olağanüstü derecede, tutkuyla aşık olur. Bu bir gerçektir. Mutluluğu isteriz ama kendimizi mutsuz etme konusunda özel bir yeteneğimiz vardır. İnsan oyunun sürecini seven ama sonunu sevmeyen bir satranç oyuncusu gibidir. Acıyı ortadan kaldırmaya ve onun yerine sonsuz mutluluğu koymaya çalışmak bizi yalnızca daha da derinlere sürükler. İnsanın mutluluğa olduğu kadar acıya da ihtiyacı var. Hangisi daha iyi? Ucuz mutluluk mu yoksa yüce acı mı? Hadi bakalım hangisi daha iyi? Video bitti. Hoşça kalın.